Okullarda zaman zaman çocuklar arasında yayılan bazı tehlikeli oyunlar ortaya çıkıyor. Buna son örnek kanlı para, bir demir parayla oynanıyor. Çocuklar bu sözde oyunla birbirlerini ciddi biçimde yaralıyor. Çocuklar kanlı para oyununu duydunuz mu? Evet. Peki var mı okulda oynayan? Evet, çok var. Önce paranın kenarları keskin hale getiriliyor, ardından o para okul çocukları arasında elden ele dolaşıyor. Oyunun amacı birbirini yaralamak. Tehlikeli oyunun adı ise kanlı para. Benim oturduğum sıranın yanında oynuyorlardı ama ben hiç oynamadım. Sınıf üstlerde oynuyorlardı. Oyun ilk olarak sosyal paylaşım platformlarında ortaya çıktı. Daha sonra okullarda çocuklar arasında hızla yayıldı. Oyunu internette mi gördün? Hı hı. Ama oynamıyorum. Oynamıyorsun. Peki sınıfta oynayan var mı ya da okulda gördün mü? Var, çok var oynayan. Ne zaman oynuyorlar? Her teneffüs oynuyorlar. Okullar arasında büyük bir hızla yayılan bu tehlikeli oyun velileri de endişelendiriyor. Var mı sınıfta kanlı para oynayanlar? Var. Sen gördün mü? Gördüm. Kesinlikle önlem alınması gerekiyor. Yani bu öğretmenler, müdürler bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapması gerekiyor. Uzmanlar velileri tehlikeli oyuna karşı uyarıyor. Çocukların ellerini kontrol etmelerini öneriyor. Az önce bir öğrencim yapmış. Ondan aldım. Çok kolay da yapılabiliyor. Yani bu paraları belki velilerin kontrol etmesi, işte çocukların bozuk paralarına bakmaları çok daha önem arz ediyor. Çok kolay bir şekilde şu parayı hemen makasla kenarlarını yaparak sivriltebiliyorlar. Okulların, öğretmenlerin, özellikle nöbetçi öğretmenlerin, idarenin bu konuda bilinçli olup hem çocukları uyarmalı oyunun tehlikeleri hakkında. Kanlı para birçok hastalığa da davetiye çıkartıyor. Oyunun adı kanlı para. Aslında oyun demek doğru değil çünkü çocuklar ciddi zarar görüyor. Bu parayla oynadıkları oyunda, tehlikeli oyunda hem elleri kanıyor ve uzmanlara göre hem enfeksiyon riski hem de el kemiklerinde ciddi hasar kalma riski içeriyor. Çocuklarda az olmakla beraber böyle kronik viral enfeksiyonları taşıyor olabilirler. Virüsler hepatit B olsun, hepatit C olsun, D olsun kan ve kan ürünleriyle bulaşıyorlar. Ve olan kişilerde de bir semptom vermediği için aslında kişiler bunun farkında da olmayabiliyor. Bazı okullar oyunun yasaklanmasıyla ilgili harekete geçti. Denetimler sıkılaştırıldı. Çocuklar ellerini para oynayarak kanatıyorlar. Bu nasıl iş ya? Normal oyun dediğin doğru düzgün oynanır.